Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere tığ işi yeleklerinizde şahane duracak bir modelden bahsedeceğim. Ben bunu yelek üzerinde anlatacağım. Tabii ki sizler etui şallara da muhteşem yakışacak bir örnek arkadaşlar. Farklı tığ işi örgülerinizde deneyebilirsiniz. Şöyle modelin yapımı için elimde Alize Angora Gold simli ipim var. Renk numarasını merak eden olursa gerçekten canlı güzel bir renk. Şöyle renk numaramız 2 arkadaşlar. Tığım ise her zamanki kullanmış olduğum tığım var elimde. 7 numara 1,30 milimlik tığım. Siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz. Evet hanımlar, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelimizin yapımına geçelim. Herkese buradan kolay gelsin. Yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Burada zincirlerimle başlıyorum. Modelimiz zincir üzerine kurulduğu için şöyle sayı vermiyorum. Fazlaca zincirlerinizi çekebilirsiniz. Etui şallarda bu modeli isterseniz uzunluk olarak zincirleri çekip modellerinizin düz gelmesini sağlayabilirsiniz. Eninden değil de uzunundan başlayabilirsiniz bu modeli. Evet, zincirlerimi çekip geliyorum. Evet, zincirlerimi hemen şöyle çektim fazlasıyla. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimden girdim. Buraya trabzan yaptım. Şöyle 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Yine tığımın başına ipimi aldım. Yanındaki zincirime girdim. Trabzan yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen yine bir tane daha trabzan yaptım. Kenarda 4 tane trabzan var. Siz burayı isteğinize göre daha fazla bırakabilirsiniz. Evet, şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Hemen burada sıradaki şöyle batmış olduğum zincirimin şöyle batmış olduğum trabzanımın dibine giriyorum. Buradaki ilmeklerimi 3'te çektim. Yine buraya 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirimin içine tekrar tığımın başına 2 defa ipimi alıyorum. Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3. zincirimin içine yine trabzan yapıyorum. Tekrar burada tığımın başına yine 2 defa ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum zincirlerim. 1, 2, 3, 4, 5. zincirime hemen batıyorum. Burada 3'te çekiyorum. Yine bir tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2, 3. zincirimin içine yine 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrar şöyle trabzan yaptım. 3'te çektiğim. Yine 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yaptım. Burada 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. 1, 2, 3. zincirimin içine tekrar trabzan yaptım. Burada tığımın başına ipimi aldım 2 defa. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içine tekrar 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Şöyle tekrar ediyoruz hanımlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada şu kısmı yapıyoruz. Yine 3 tane zincirimizi çekip şöyle. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Tığımızın başına ipimizi aldık. Bu sefer 1, 2, 3. zincirimizin içine
tıklattık. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Hemen şu bölümdeyiz. 3 tane zincirimden sonra tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Aynı zincirin içine tekrar battım. 1, 2, 3 tane zincir tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrar batım yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrar burada 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3. zincirimin içine battım. Trabzan yaptım. Şimdi tekrar göstermek istiyorum şu kısmı. Aynısını tekrar ediyoruz hanımlar şimdi burada. Tığımızın başına 2 defa ipimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimize giriyoruz. 5. zincirimizden 3'te çektiğimiz trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, tığımın başına yine 2 defa ipimi alıyorum. 1, 2, 3. zincirime batıyorum. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, şu şekilde sıra sonuna geldim. Şimdi bu kenar kısımda nasıl başlamışsak aynı şekilde bitirmemiz gerekiyor burayı. Burada ne yaptık? Hemen 3 tane zincir. Hemen şu kısımdayız. Bizler şöyle şuradayız. 3 tane zincirimi çektim. Yine bu kısma battım. 3'te çektiğim trabzanımla tığımın başına, şimdi buraya kenar trabzanları yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıp şöyle göstermek istiyorum tekrar. 3 tane zincirimiz şurada, 3 tane zincirimiz, 3 tane zincirimiz burada. Şimdi tekrar 3 zincirimiz daha şöyle burada, kenar trabzanları. Tığımın başına ipimi alıyorum. Bir defa tığımın başına ipimi aldım. Buraya kenar trabzanları yapıyorum. Buradaki kenar trabzanlarını elinizin ayarına göre ikili, üçlü çekebilirsiniz. Hemen zincirimin biri eksik benim. Ben buraya 3 tane kenar trabzanı yaptım. Buradaki trabzanlar sizin isteğinize kalmış. 3 tane zincirimi çektim. Buradan geriye döndüm. Tekrar buraya zincirim ile birlikte 3 tane kenar trabzanı oluşturdum. Şimdi burada 3 tane kenar trabzanımdan sonra tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen bu 3 tane çekmiş olduğum zincirimin içine tek seferde çekerek yarım trabzan yaptım. 1, 2, yarım trabzan, 3, yarım trabzan, 4.'yü trabzanımın tepesinden girdim. Tığımın başına ipimi aldım. Diğer zincirime geçtim. Yarım trabzan, 1, 2, 3. 4.'yü hemen şu kısımdan giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Diğer örneğime geçtim. Hemen bir yarım trabzan, 2, yarım trabzan, 3, yarım trabzan, 4.'yü bu üçlü trabzanımın tepesine. 1, 2, 3, 4.'yü trabzan tepesine. 1, 2, 3, 4.'yü trabzanımın tepesine. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. Şimdi bura örneklerimizin geçiş kısmı oluyor. Bu kısma hemen şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Diğer kısma geçiyorum. 1, 2, 3, 4.'yü trabzanımızın tepesine. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4.'yü trabzanımın tepesine. Evet hanımlar, bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum.
Burada 3 tane yarım trabzan yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu kenar kısma trabzanlarımı yapıyorum. Dediğim üzere buradaki kenar trabzanlarını 3'te çekebilirsiniz. Modelinizin gidişine göre 2'de çekebilirsiniz. Buraya 4 tane kenar trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. Aslında örneğimiz 2 sıradan oluşuyor. Şimdi diğer örneğimizi nasıl kuracağımıza gelelim. Buradaki kenar trabzanlarımı 4 tane yapıyorum zincirim ile birlikte. Şöyle. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Hemen trabzanımın içinden girdim. Kenar trabzanımın içinden. Tekrar burada 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Şöyle göstermek istiyorum. Tığımın başına tekrar 2 defa ipimi sardım. Hemen şurada arkadaşlar yapmış olduğumuz üçlü trabzanın üzerine yarım trabzan yapmıştık. Hemen onun üzeriyle birlikte şu kısma giriyorum. Buraya 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına 2 defa ipimi alıyorum. Hemen şu 2 trabzanımı atlıyorum. Diğer örneğimin tepesine geliyorum. Örneğimin tepesindeki hemen birinci üçlü trabzanımın tepesinden yarım trabzan yapmıştık. Yarım trabzanımızın tepesine girdik. Burada 3'te çektiğimiz trabzanımızı yaptık. Burada tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada hemen şu kısma giriyoruz. Bu ortadaki üçlü trabzanımızın içine. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına yine 2 defa ipimi aldım. Aynı yuvanın içine giriyoruz. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Aynı yuvanın içine giriyoruz. Bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi. Burada tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada hemen 3. 1, 2, 3. trabzanımın tepesindeki yarım trabzanıma giriyorum. Buraya da 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen buradan bu karşıdaki yapmış olduğumuz örneğimizin tepesindeki birinci trabzanımızdan giriyoruz. Buraya yine 3'te çektiğim trabzanımı. Arada zincir çekmiyoruz. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz burada. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada yine en tepedeki üçlü trabzanımızın hemen tepesini buluyoruz. Şöyle yine buraya 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Aynı yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine aynı yuvanın içine. 1, 2, 3 zincirimizi çekiyoruz. Hemen diğer 1, 2, 3. trabzanımızın tepesindeki kısma giriyorum. Buraya tekrar 3'te çektiğim trabzan. Tığımın tepesine ipimi aldım. Yine burada 2 defa ipimi sardım tığıma. Hemen buradan bu kısma geçiyoruz. Buraya da 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Evet, bu şekilde devam eden örneğimiz arkadaşlar. Bu modelimizin tekrarıydı. Ben modelimi sizler için birkaç sıra ilerleyip tekrar örneğimi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, örneğimi sizler için birkaç sıra ilerledim. Şöyle gerçekten çok güzel yeleklerde, gelin yeleklerinde muhteşem duracak. Şallarda muhteşem duracak bir örnek. Bu kısmı düz tarafı şöyle ters yüzünü göstermek istiyorum. Yapımı da bir o kadar kolay bir model arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Bir diğerki videomuzda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.